Evet sevgili izleyenler, Söz Milletin programında bugün vatandaşlarımıza Süper Lig'i soracağız. Fenerbahçe son dönemde zor zamanlar geçiriyor. Peki Ali Koç yönetimi ve Fenerbahçe başarılı olacak mı? Galatasaray sakatlıklardan kurtulamıyor ve Beşiktaş eski günlerini arıyor. Peki 3 büyüklerden, 4 büyüklerden hariç Kasımpaşa ve Başakşehir neler yapacak? Şu anda bayağı gayet başarılı gidiyor. Vatandaş bu konuda ne düşünüyor? Hep birlikte soralım. Sevgili izleyenler, Söz Milletin programında ekranda görmüş olduğunuz Söz Milletin'de sorum etiketine tweetlerinizi atabilirsiniz. Sizin tweetlerinizi sokaktaki vatandaşlarımıza soracağız. Sizler de artık tam anlamıyla Söz Milletin oluyor. Hemen soralım. Merhaba. Merhaba. Hangi takımlıyız? Fenerbahçe. Fenerbahçeliyiz. Son zamanlarda Fenerbahçe bayağı kötü bir dönemden geçiyor. Ne düşünüyorsun? Ne olacak? Ha, hiçbir şey düşünmüyorum. Peki sence neden bu Fenerbahçe'nin durumu bu şekilde geldi? Yeni yönetim henüz takıma adapte olamadı mı? Yönetimde mi hata yoksa Koku'da mı, Komoli'de mi? Yönetimde diye düşünüyorum. Neden? Neden mi? Vallahi bilmiyorum. Fazla ilgim yok ama yani yönetim hatalı diye düşünüyorum burada. Peki sana soralım, merhaba. Merhaba. Sen ne düşünüyorsun? Yönetim mi, Fenerbahçe mi? Fenerbahçe neden bu durumda? Bence şu anda Fenerbahçe'de, ben de Fenerbahçeliyim, takım ruhu yok. Komolli'nin, Koku'nun transferlerini de iyi bulmuyorum yani. Ali Koç'un Koku ile değişiklik yapmasını planlıyorum. Türk bir menajer lazım Fenerbahçe'ye. Yani teknik direktör olarak Türk bir teknik direktörün gelmesinden tarafsın. Evet. Aykut Kocaman varken de Fenerbahçe çok hücum futbolunu benimsemiş bir futbolu yoktu. Ligde en fazla gol atan bir takımdı fakat. Ne düşünüyorsun? Aykut Kocaman gibi bir teknik adam mı gelsin yoksa daha çok Ersun Yanal isimleri geçiyordu. Ali Koç bunu daha sonrasında hani yalanladı ama şu anda düşünmüyoruz açıklamasını yaptı. Ersun Yanal gibi hücum futbolunu benimseyen, seven bir teknik adam mı gelmeli? Bence de öyle. Aykut Kocaman'la geri pastan bıktık artık. Ersun Yanal gibi hücum futbolu oynatan bir menajerle Peki anlaşmalı. Koku neden Fenerbahçe'yi şu anda bu şekilde yönetiyor? Neden her maçta ayrı bir diziliş, ayrı bir sistem, ayrı oyuncular, daha önce çok forma şansı bulamayan oyunculara forma şansı veriyor. İyi oynayan oyunculara, taraftarın sevdiği oyuncuları da yedek kulübesinde bırakıyor. Neden? Şu anda Koku Türkiye'yi, Türk Ligi'ni tanımıyor. Futbolcuları da tanımadığı için böyle oynatıyor. Yani bu takım ruhunu toplaması lazım. Yok, aksi takdirde ikinci yarı başlamadan gönderilir yani. Gönderilir diyorsun. Galatasaray derbisinde her şey belli olacak mı? Bence de öyle olur. Eğer ağır bir yenilgi alırsak büyük ihtimalle öyle olur. Galatasaray maçından sonra gönderilir. Peki o zaman sana soralım. Merhaba. Merhaba. Fenerbahçe neden bu durumda? Hangi takımsa önce onu soralım. Ben de Fenerbahçeliyim de ben ilgilenmiyorum. Baktın mı en son Fenerbahçe kaçırdı? Bakmadım. Daha önce ilgileniyor muydun? Yok, daha önce de ilgilenmiyordum. Çok Pekala. Niye futbol bir Fenerbahçelisin? Peki futbolu pek takip etmiyorsun ama neden Fenerbahçelisin? Çocukluktan, büyüklerimizden. Pekala, teşekkürler. Sana soralım, hangi takımısın? Fenerbahçeliyim. Sen de Fenerbahçelisin. Burası herkes Fenerbahçeli mi burada? Galatasaray'la bir kişi var burada. Tamam, Galatasaray'ın konusuna da geleceğim. Fenerbahçe neden bu durumda? Bize biraz anlatır mısın sence? Abi ikinci yarı bence daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Peki ikinci yarıya kadar Fenerbahçe'nin bir şampiyonluk şansı kalır mı? Yok, kalmaz. Koku'nun her türlü gitmesi lazım. Yani ikinci yarı gelmeden mi gitmesi lazım? Aynen. İkinci yarı yani Türk mesela Ersun Yanal gibi bir teknik direktör gelirse başımıza daha güzel olabilir. Peki Fenerbahçe neden Koku'yu göndermiyor? Ali Koç neden göndermiyor? Yönetimin burada hiçbir hatası yok mu? Transfer planlamasına bakıyoruz. Transfer planlamasında son 2-3 günde, son bir haftada Koku'nun beklemediği oyuncular gönderildi belki de. Bu konuda ne düşünüyorsun? Abi şöyle açıklayayım, nasıl diyeyim? Şöyle. Ya Koku'nun gitmesi lazım. Ali Koç da getirdiği için teknik direktörü gönderemiyorlar. Yönetiminde tabii suçu var. Yönetimle de alakalı. Öyle yani. Pekala, çok teşekkürler. Sen de Fenerlisin. Yok, ben Beşiktaş. Beşiktaş. Peki Beşiktaş'a geldiğimiz zaman Beşiktaş futbol kulübünün şu anda durumu nedir? Beşiktaş eski günlerini arıyor. Birçok oyuncuyu gönderdi. Aslında Beşiktaş Türkiye'nin yıldızlar karmasıydı 2-3 sene öncesine kadar. 2-3 şampiyonluktan sonra bir şampiyonluk gelmediği zaman futbolcuları neden gönderme gereği duydu? Finansal yapıdan evet ama gönderilmeli miydi? Biraz daha beklenmeli miydi? Hemen soralım. Bence gönderilmeliydi. Beklemesinin bir anlamı yoktu. Hem finansal açıdan hem de nasıl söyleyeyim, takım ruhu bozuluyordu.
takım bozuluyordu. Peki Şenol Güneş burada hiç hatası yok mu? Çünkü Beşiktaş eski futbolu daha göz dolduruyordu ve daha futbol severlerin keyifle izleyebileceği bir maç oluyordu. Bence Şenol Güneş'in bir hatası yok ama biraz da yönetimle. Fikret Orman'ın şeyi var, biraz baskısı var bence. Peki ama Fikret Orman'a geldiğimiz zaman da Fikret Orman gelmeden önce Beşiktaş daha zor günler yaşıyordu. Şimdi biraz daha toparlanmış durumda. Beşiktaş ne yapmalı? Nasıl bir transfer politikası izlemeli? Beşiktaş'ın şu anda kaçıncı sırada olması lazım? Beşiktaş'ın şu an en kötü 2 ya da 3. sırada olması lazım. Forvet alması lazım. Bir de defans oyuncusu alması lazım. Forvet alması lazım. Bir de defans oyuncusu. Peki son zamanlarda Arda Turan'ın ismi geçiyor gündemde. Şarkıcı Berkay'ın evet eşiyle ismi geçti ve Şarkıcı Berkay'ın eşine asıldı iddia edildi. Ne düşünüyorsun bu konuda? Bence Arda Turan çok yanlış yapmış. Neden? Ya evet oğlum ya. Sen ne düşünüyorsun? Abi ben bak aynen Arda Turan yapar tamam mı? Bir de gitmiş yok silah getirmiş yok kafama vur falan filan. Yani bunlar boş şeyler. Arda Turan yaptığı şey abi. Yani ben o kadar dedim. Yanlış diyorsun. Sen ne düşünüyorsun peki? Abi Arda Turan hani tamam. Bu arada Erzincanlı. Erzincanlıyım bu arada. Arda Turan tamam güzel bir aralar güzel futbol oynuyordu. Barça'ya transfer oldu. Atletico Madrid'de bence kariyerinin en büyük yükselişini yaşadı. Ya ondan sonra Barcelona'ya gitti ama ondan sonra bir düşüş yaşadı. Başakşehir, Osmanlı böyle çökmedi. Bence Arda Turan'ın yaptığı çok yanlış. Sevgilisinin yanındayken sevgilisini dövüyor. Yanlış şeyler bunlar yani. Tavsiye etmiyorum. Yanlış şeyler. Peki hangi takımlısın? Ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçelisin. Ben Offspor. Offspor. Evet abi. Oflu musun? Ofluyum abi. Neresinde? Köyceğiz. Neden Trabzonluyum demiyorsun, ofluyum diyorsun? Biz Allah'a bağlı olduğumuzdan dolayı. Buradan aileme selam söylüyorum. GMT aileye selam söylüyorum. Merhaba. Merhabalar. Hangi takımlısınız? Fenerbahçeliyim. İsminiz nedir? Recep. Böyle Fenerbahçeliyim derken bir üzgün, bir hüzünlü söylediniz. Neden? Evet. Son zamanlardaki durumu malum ama düzelecek. Nasıl düzelecek? Ne olursa düzelir. Bunda başkanın tabii büyük şeyi olacak. Ali Koç'un etkisi olacak. Hala Ali Koç'tan ümitlisiniz. Peki Ali Koç... Biraz acemiliği de var yani. Şimdi ama yani şirket sahibi birisi yani. Şirket sahibi. Peki şimdi şirket Ali Koç evet şirket sahibi. Fakat bir şirket yönetmekle futbol kulübü yönetmek arasında bir fark var. Ali Koç aslında belli bir dalda başarılı olmuş olabilir. Fakat futbolda bu başarı devam edecek. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi oradaki genç çocuklar hepsi trilyonluk yani zengin çocuklar. Şimdi onlara bir kalıba sokmak yapamazsın onu yani. Yeri gelecek pış pış yiyeceksin. Yeri gelecek moral vereceksin. Oyunculara mı? Tabii şimdi doğru değil mi yani? Onları motive etmek önemli yani. Peki Koku'nun mu burada hatası var? Ha? Teknik direktörün mü? Burada genel yönetimin hatası var yani. Genel yönetimin. Yani daha bir yerli bir hoca da olabilirdi yani. Veya daha böyle şeyli. Kim olmasını isterdiniz yerli hocalardan? Şu anda kulüp başında bile çalışsa hangi hocayı Fenerbahçe yönetiminde görmek isterim? Kim olabilir? Ya mesela böyle güzel hocalar var yani araştırdığın zaman bulunur yani. Aykut Kocaman olabilir. Aykut Kocaman daha önce de gelmişti fakat futbolu çok zevk vermiyordu taraftarlara. Ya en coşkulu futbolu bence Ersun Yanal oynattı yani yerli hocalardan. Pekala. Da şampiyon olduk yani. Pekala çok sağ olun. Teşekkür ederim. Galatasaray bu sene ne olacak? Bayağı bir dar kadro ve sakatlıklar Galatasaray'ı bırakmıyor. Vallahi şampiyon olacağız yine bu sene. Kasımpaşa ve Başakşehir'de çok iyi bir futbol oynuyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Vallahi iyi olan kazansın diyorum ben. Ne diyeyim? Peki Fenerbahçe'nin durumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok kötüye gidiyor ya. Neden? Ben bilmiyorum artık başkan değişti diye mi oldu, ne oldu bilmiyorum yani. Siz ne düşünüyorsunuz? Hangi takımınız? Ben Trabzon. Trabzonspor. Trabzonspor çok oyuncu transfer etti. Gerçekten oyuncular göz doldurdu, maçlar da oldu. Ama Trabzonspor istediği yerde mi? Şu anda istediği yerde gibi gözüküyor. Nerede olmasını istersiniz Trabzon'un? Kaçıncı olmasını istersiniz? Trabzon herhalde 4. 5. 3. falan. Fenerbahçe ilk 5'e giremez. Olamaz. Birinci olma şansı yok da. Peki Fenerbahçe bu sezon ilk 5'e girebilir mi? İlk 5'e orasını pek bilemem. Sizce? Belli olmaz. Ya girebilir canım. Niye yani? Çünkü ikinci yarı her şey değişebilir. Bazen. Ama şampiyon olabilir mi? O biraz zor olur. O biraz zor diyorsunuz. Peki bu çok teşekkür ederim. Fenerbahçe şampiyonu olma şansı yok. Galatasaray ne olur? Galatasaray'ın var herhalde. Şansım vardı.
Pekala, çok teşekkür. Henüz ligin başındayız. Bakalım ne olacak. Hep birlikte izleyeceğiz, sağ göreceğiz. Olun. Sağ olun, hayırlı günler. Sıkıntı büyük. Küme düşmesek iyi. Küme düşeceğinizi düşünüyor musun? Yok, düşmez de yine ortalarda bitiririz yani. Oyuncular tam şey yapamadı takıma. Peki suç oyuncuların mı? Yoksa illa bir kabahatle aramamız gerekiyorsa bu Koku, Komolli mi? Yoksa Ali Koç mu? Bence hiçbiri değil. Yeni bir takım kurdu. Herkes kendi kadrosunu oluşturuyor. Ya başkan yeni geldi diye suçu ona yüklememek lazım. Fakat Tudor yönetiminde Galatasaray da yeni bir kadro kurmuştu. Hatta Beşiktaş da yeni kadro kurduğunda bu kadar istikrarsız ve başarısız olmamıştı. Fenerbahçe tarihinin en kötü sezonunu yaşıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Fenerbahçe nasıl toparlanır? Teknik adamın değişmesi gerekiyor mu? Bir de Galatasaray'ın maçında ne olur? Galatasaray'ın maçı, ne zaman onun maçı? 11. hafta. 11. haftada. O maçta her şey farklı olabilir. Yani derbi sonuçta. Her oyuncu farklı şey gösterir. Ligde de işte yani teknik direktörün değişmesi bence fazla bir şey ifade etmez. Yine böyle Türk bir teknik adam gelse daha farklı olabilir sonuçta. Peki teknik direktör adaylarınız kim? Son sorum. Yılmaz Vural. Yani çok ciddi. Şimdi Yılmaz Vural küme düşen takımları alıyor. Fenerbahçe'ye gelse neler yapar yani. Adam bence yetenekli bir teknik direktör. Ben seviyorum. Kocaeli, ben İzmit'te oturuyorum. Kocaeli Spor'a da yönetti ilk başlar. Bizim oyuncuları tokatladı vesaire. Yılmaz Vural her zaman sinirleriyle hatırlanmış bir teknik. Böyle bir oyuncu lazım. Bize şey lazım yani. Bize bir teknik adam lazım. Bizde kenarda oturacak adam değil. Şenol Güneş 10 tur atıyor saha boyunca. Bizimkiler böyle. Fatih Terim terliyor. Yılmaz Vural da takla atıyor. Oyuncu gibi yaşaması lazım. Tekme tokat. Yılmaz Vural'ın bu mizacını beğeniyor musun? Tabii ki yani. Futbol zaten böyle. Herkes yaşıyor. Aynen öyle. Futbolu yaşıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Fenerbahçe ne olacak? Bilgim yok. Hangi takımız? Allah yardım etsin. Allah yardım. Size soralım. Merhaba. Merhaba. Hangi takımlıyız? Fenerbahçeli mi? Pekala. Fenerbahçe ne olacak bu sezon? Valla basketboldan gerisi benim için yalan. Futbolla ilgileniyor muydunuz daha önce? İlgileniyordum. Şu anda? Şu anda nefret ediyorum. Neden? Türk futbolu sıfır. Neden? Sıfır ya. Başımızdaki futbolu anlamayan adamları koymuşlar. Yıldırım Demirören. Gitsin doğalgazlarıyla, otogazıyla uğraşsın. Ne işi var onun futbol şeyinde? Bıraksın artık Rıdvan Dilmen gibi yetenekli adamlar gelsin. Orayı onlar yönetsin. Onun orada yeri yok. Lucescu milli takıma yakışmayan bir adam. Peki milli takımda şu anda genç oyuncular var. Bir yeni jenerasyona yer veriliyor. Oyuncular da yetenekli fakat sonuç alınamıyor. Lucescu'nun yerine kim gelmesi lazım? Suç sadece Lucescu'da mı? Vallahi sadece Lucescu'da değil ama ben Lucescu'nun yerine şu anda Beşiktaş Teknik Direktörü milli takım başında olsun isterim. Şenol Güneş'i isterim. Bir Fenerbahçe olarak isterim ya. Peki Fenerbahçe'nin başına Ersun Yanal'ı düşünüyor musunuz? Asla. Neden? Geçen seneden Aykut Kocaman vardı. Onun devam etmesi daha iyi olurdu. Aykut Kocaman'ın futbolu çok göz doldurmuyordu diyor taraftarlar. Ya taraftarlar ne dedi beni bağlamaz. Ben sonuca bakarım. Ligin en fazla gol atan. Tabii. Ben sonuca bakarım. 1989-90 sezonunda hatırlarsanız. Ben o zaman yok. Sen yoktun da 103 golle gol kralı olduğumuz senede Fenerbahçe futbol oynamıyor diyorlardı ama şu anda rekor yine bizde. O zaman da doğru düz futbol yoktu. Türk liglerinde hangi takımın doğru düz futbolu var ki? Hiçbirinde atak futbolu yok. Galatasaray'da şu anda var. Beşiktaş da yapmaya çalışıyor. Galatasaray'da hiçbir şey yok. Bu eğer bu sene kim şampiyon olacak diye sorarsan gönlümden geçen tek takım var Başakşehir. Hakkı yenmezse. Peki Başakşehir dediğiniz Arda Turan. Arda Turan son dönemde haberlerde ve basında bayağı geniş bir yer buldu. Şarkıcı Berkay'ın eşiyle arasında olan bir sorundan asılma durumundan Arda Turan ifade verdi ve şarkıcı Berkay'la arasında bir itişme oldu. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Arda Turan öyle bir karakteristik yapacağını düşünmüyorum. Çünkü Arda Turan benim mahallemin çocuğu. Hani elimizde büyüyen bir çocuk. Annesi babası dünya tatlısı iki insan. Çok sevdiğim iki komşum. Kasımpaşa'da mı oturdunuz? Hayır. Bayrampaşa'da. Bayrampaşa Altıntepe'de. Ama Arda Turan'ın kalkıp da Berkay'ın şımarık eşine o sizin düşündüğünüz şekilde bir tacize bulunacağım. Yok düşünmüyorum ben. Sadece yok ya sorduğunuz şey niteliğinde değil. Evet. Ben öyle bir şey yapacağına ben inanmıyorum. İnanmıyorsun. İnanmıyorum. Onun Berkay'la arasında mutlaka bir sorunu vardır. Başka bir sorun vardır ama arada kadın olduğuna ben kesinlikle inanmıyorum.
Peki Arda Turan son dönemde hatta bir önceki seçim döneminde başkanlığa evet sinepleri atmıştı sosyal medyadan. Peki sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Rıdvan Dilmen'le birlikte Arda Turan destek vermişti. Bu olaylardan ötürü Arda Turan'a şu anda kamuoyunda bir baskı oluşturuluyor mu? Arda Turan'ın üzerinde bir oyun mu var? Yok ben inanmıyorum öyle şey. 16 senedir hiçbir kimseye baskı yapılmadı. Şimdi kalkıp da iki tane affedersin kura mı yapacaklar onu? Mümkün değil. İnanmıyorum, ona inanmıyorum. Pekala, çok teşekkürler. Rica ederim. Çok sağ olun. Sevgili izleyenler, Söz Milletin programında ekranda görmüş olduğunuz Söz Milletin'de sorum etiketine tweetlerinizi atabilirsiniz. Bizler de sizin sorularınıza, vatandaşlarımıza soru sormaya devam ediyoruz. Futboldayız, Fenerbahçe'nin durumundayız şu anda. Fenerbahçe ne olacak? Fenerbahçe nasıl düzelecek? Zor zamanlar yaşıyor. Hemen isminizi soralım. Merhaba. Merhaba, ben Ali Yılmaz. Ali Bey, memleket neresi? Sakarya. Sakaryalısınız, hangi takımlısınız? Fenerbahçe. Niye güldünüz? Ya niye gülmüyorum ki? Fenerbahçe'nin haline gülüyorum. Ben başka bir şeye gülmüyorum. Yani Fenerbahçeliyim ben. Aslında Trabzonluyum ama Fenerbahçe'yi tutuyorum. Şimdi Sakaryalısınız. Trabzon'dan geldim oraya. Şu anda tabii Sakarya'da oturuyorum. Sakaryalıyım. Peki önce Sakarya Spor'a gelelim. Sakarya Spor, Ahmet Spor'la bir maçında Ölürüm Türkiye'm müziğini açtı. Ne düşünüyorsunuz? Bayağı bir tepki çekti sosyal medyada. Düşünceniz nedir? Aslında olmaması lazımdı ama yaptılar. Yani düşüncem bu. Olmaması gerekirdi. Peki, isminiz neydi kusura bakmayın? Ali Bey, Fenerbahçe ne olacak? Fenerbahçe'nin durumu nedir? Ben 68 yaşındayım. Daha bu zamanlarda ben Fenerbahçe'nin böyle durumuna düştüğünü bilmiyorum. İlk defa bu duruma düştü Fenerbahçe. Sebebi Ali Koç mu, yönetim mi yoksa? Hayır, Ali Koç değil. Fenerbahçe'de üçlü var, üç grup var. Şu anda Fenerbahçe'de üç grup halinde olduğu için yani bunların içinde bir şey var ama ne olduğunu tabii biz çözemeyiz de bunu yönetim bilir. Brezilyalı grubu var, Hollandalı grubu var, bir de Türk futbolcuların grubu var. Yani bu arada ne var? Bunu çözmek. Eğer bu çözülürse Fenerbahçe düzelir. Yani Fener futbolcuları yok. Peki Fenerbahçe teknik direktörü Koku'yu beğeniyor musunuz? Ben beğenmiyorum Koku'yu. Gerçekten beğenmiyorum. Aldıkları bile gene beğenmiyorum. Aykut Kocaman olsaydı ondan iyiydi. Şimdi Aykut Kocaman'la onun arasındaki farka bak. Peki Fenerbahçe teknik direktörü eğer değişirse kim olmalı? Vallahi ya Aykut'u getirmeleri lazım veyahut da dediğim gibi Yılmaz Vural'ı getirmeleri. Neden? Yani Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin bir futbolcusu, bir parçası. Yani takımı daha iyi bilen, daha iyi çözen, daha iyi şey yapan. Ama yabancı futbolcu, aslında ben yabancı şeye karşıyım. Teknik direktöre. Peki Yılmaz Vural'ı neden istiyorsunuz? Ya bu Yılmaz Vural sinirli. Topçular geldiği zaman topçu. Vallahi ben olsam onların yanında topçuların hepsini döver Yılmaz Vural. Yemin ediyorum bak hepsine vurur. Disiplin lazım. Disiplin yok ki Fenerbahçe'de. Öyle mi olması lazım? Tabii. Geçen maç seyrediyoruz. Mesela maç seyrediyorum. Ya futbol ruhu yok hiç. Oynayalım oynamayalım mı? Vuralım mı vurmayalım mı? Bu kadar olmaz ki ya. Kahrediyor. Ben daha şurada 10 seneden beri, belki de daha fazla Fenerbahçe'nin bir maçını şöyle arkaya yaslanıp da seyredemedim. Hep böyle diken üstünde durdum. Peki Galatasaray'da son dönemde sakatlıklar arttı. Bu konuda ne düşünüyorsun? Ben destekliyorum. Galatasaray mesela Avrupa kupalarında çok iyi. Ne kadar kötü olursa olsun Galatasaray Avrupa kupalarına bak göreceksin katılacak. Bak genel şey atlayacak, tur atlayacak şimdi. Gidecek. Yani ilk iki olur diyorsun şampiyon. Tabii olur. Ya iki veya üç olur. Galatasaray bak ben Galatasaray değilim ama Galatasaray'ı kutluyorum. Yani dördüncü olmaz. Valla olur mu olmaz mı onu bilemem ama tabii futbolculara bağlı ya. Sakatlara bağlı. Sakatların iyi olması lazım ki Galatasaray oynasın. Peki forvet alınmaması ve aynı zamanda Galatasaray forvetinin Gomis'in gönderilmesi bir eksiklik mi yönetimi? Tabii Gomis olsaydı şu anda Galatasaray hiç mağlubiyet olmazdı. Gerçek söylüyorum ben. Peki Gomis'in yaptığı doğru mu? Yönetimden zam istedi ve daha yüksek bir para veren kulübe gitmek istedi. Ben olsam Gomis'e o parayı verirdim Galatasaray olarak. Gerçek söylüyorum. Başka yerden kısardım oraya verirdim. Bak Gomis olacaktı şu anda Galatasaray'ın hiç mağlubiyeti yoktu. Kim derse desin. Yani Gomis. Peki Başakşehir ile Kasımpaşa son dönemde yükselişte.
Bir Anadolu kulüplerinin, gerçi Başakşehir İstanbul kulübü, fakat Kasımpaşa'da İstanbul kulübü. Yani dört büyüklerin dışarısındaki bir kulübün. Daha önce Bursaspor yaşadı bunu. Şampiyon olması ligi nasıl etkiler? Benim şöyle bir fikrim şöyle. Başakşehir'in futbolcuları biraz yaşlı. Yani yaşlı futbolcuları var. Ama Kasımpaşa'nın öyle değil. Şimdi Kasımpaşa, Başakşehir, bunlar çok zorlayacak ligi. Ben peki Başakşehir'li oyuncu Arda Turan son dönemde basında bayağı bir yer aldı, duymuşsunuzdur. Yani bir şey demeyeceğim, Arda Turan için yorum yapmak istemiyorum. Neden? Çok şımarık. Yani futbolcuysan, futbolcu olduğunu, futbolcu kimliğini bir şeyler üzerinde taşıyorsan bunu iyi kullanacaksın. Sana bu seyircinin desteği var. Seni sevenler var. Mesela ben çok seviyordum onu. Kim derse desin. Şu son olay. Bir Fenerbahçeli olarak Arda Turan'ı çok seviyordum. Seviyordum. Ama şu yaptığı olaylardan sonra gerçek söylüyorum. Yani bunu yapmaması gerekirdi aslında. Nasıl yaptı ben anlamıyorum. Aslında ben onun yerinde olsaydım zaten gelmezdim şeyden. Oynadığı kulüpten. Barcelona'da. Tabii vallahi gelmedi. Barcelona'da forma şansı bulamıyordu. Bulamıyorsa orada oturacaktı, alacaktı maaşını, yiyecekti kardeşim. Gelmeyecekti. İşte buraya geldi, hata yaptı. Bence öyle. Arda Turan hata yaptı. Arda Turan hata yaptı. Peki lig şampiyonu kim olur son bir soru. Daha henüz ligin başındaki haftadayız. Vallahi gerçi ilk yarının yani üçte biri tamamlandı ama soralım. Geçen sene de böyleydi. Fenerbahçe ile şehir arasında biliyorsunuz 10 puan vardı. 12 puan vardı hatta. Ama bu ligin ne olacağı belli değil. Bugün tutar Başakşehir de şampiyon olabilir. Kasımpaşa da şampiyon olabilir. Bak ben bunları şampiyon adayım. Beşiktaş şampiyon olamaz. Vallahi Beşiktaş şampiyon olamaz. Bu girişte olamaz. Eğer böyle giderse Fenerbahçe de olamaz bu girişte giderse. Ama Trabzonspor yeni oyuncular aldı. Bu konuda ne düşünüyorsun? Vallahi ben akşam Trabzonspor'un galip geleceğini düşünüyordum. Kim derse desin. Ama Trabzonspor bir hafta iyi, iki hafta kötü. Benim görüşüm yani. Akşam mesela ben o maçını seyrettim televizyonda. Yani kendi sahasında ama şey de güzel futbol oynadı. Kim derse desin. Neydi o? Oynadığı takım da çok güzel futbol oynadı. Şimdi bu hafta şeyle oynayacak. Kendi sahasında herhalde oynayacak. Bilmiyorum. Trabzonspor şampiyon olamaz. Ama Galatasaray, Kasımpaşa ve Başakşehir arasında gider. Bunların arasında gider gelir. Bu üç takımın arasında gidip gelecek. Bu şampiyonluk. Peki son olarak inşallah Kasımpaşa olsun. Son olarak milli takım. Milli takım durumu sonuçta hepimiz Türk vatandaşıyız burada. Ben milli takımın oyununu beğenmiyorum. Siz beğeniyor musunuz? Ben de beğenmiyorum. Yani bir Türk teknik direktör mü gelmesi gerekiyor? Yoksa milli takımda projeler yanlış mı yapılıyor? Altyapıya yeterince destek verilmiyor mu? Soralım. Şimdi milli takımda tamam gençleştiriyorlar ama tabii bu gençlerin içerisinde gene 3 tane 4 tane iyi futbolcunun olması lazım. Cengiz Ünder. Çok iyi. Baktığımız zaman başka Yunus var. Yunus Mallı da güzel. Galatasaray'ın stoperi çıktı şimdi Ozan Kabak. O U21'de ama milli takıma aday bir oyuncu. Vallahi bilmiyorum, seyretmedim çünkü onları. 18 yaşında genç bir stoper. O zaman şey de var, şu Fenerbahçe'de bir çocuk var. Şener, ama Şener alması lazımdı aslında. Şener'i niçin almıyorlar milli takıma? Ben ona şaşıyorum ya. Şener hırslı. Yani böyle futbolcu lazım. Yani Şener nasıl almalı lazım? Gençlerin arasında o genç çocukları adapte edecek. Peki milli takımda eskiden bir forvet sıkıntımız yoktu. Milli takımda her zaman bir forvetimiz vardı. Şimdi milli takımda sadece Everton'a transfer olan Cenk var. Başka yok. Başka yok. Bir de Almanya'dan gelen şey var işte şeyden gelen. Neydi onun ismi? Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu var. O da duran toplarda iyi vurabilirse gol atacak. Başka bunun şeyi yok. Peki kaleci sorunu. Milli takımında hiçbir zaman ben hatırlıyorum veya hatırlamıyorum. Hiçbir zaman bir kaleci sorunumuz yoktu. Her zaman bir kalecimiz vardı. Şu anda milli takımın kalesi ne durumda? Şu anda Türk futbolundan ne kadar yani Türk kalecilerimiz varsa. Mesela Başakşehir'de var. Başarılı ben biliyorum. Evet. Konya'da var. Şey var.
Yani 3-4 tane kalecimiz var bizim bugün, süper. Avrupa'da her takımda, dünyada her takımda oynayacak evet, kalecimiz var. Evet ama almıyorlar. Almıyor. Bu adam geldi almıyor. Lucescu. Evet Lucescu almıyor. Milli takım başına kim gelmedi? Vallahi ben milli takımın başına gene bir yerli şey getiririm, antrenör getiririm. Aykut Kocaman'ı getiririm. Aykut Kocaman da hücum futbolunu pek sevmiyor, benimsemiyor ama vallahi Türk futbol severler. Yapar onu. Aykut aslında hücum futbolunu seven, biliyorsun, topçu. İleride golcü adamdı. Hücuma dönük oyun oynayan adamdı. Ama ben olsam Aykut Kocaman'ı bu milli takımın başına getiririm. Ya Fatih Terim'i getiririm ya onu getiririm. Daha önce Fatih Terim Galatasaray'ın başındayken Ünal Aysal döneminde evet, milli takıma geldiğinde bayağı bir sorun olmuştu. Oldu. Hatta Galatasaray'la bağlarını evet, kopartmıştı. Evet. Fatih Terim antrenman sırasında internetten evet, ve kızından öğrendi evet, Galatasaray'dan işten çıkartıldığını, teknik evet, direktörlükten evet, gönderildiğini. Evet, evet. Fatih Terim milli takım başına şu anda gelirse Galatasaray'la arası nasıl olur? Ya şimdi Fatih Terim milli takıma gelirse tabii Galatasaray'da bu sefer şey arayacak. Antrenör arayacak da başına, yani bir antrenör getirmesi gerekiyor. Yeni bir sözleşme. Ama şu anda tabii yeni bir sözleşme lazım. Ama ben olsam şu anda Aykut Kocaman boş. Ben onu getiririm. Yılmaz Vural düşünmez mi? Onu da getiririm. Bak gerçek söylüyorum. Ya Yılmaz Vural, çünkü Ersun Yanal? Yılmaz Vural Avrupa'da, Almanya'da futbol okulunu bitirmiş adam. Peki Ersun Yanal hakkında? Ben yani Ersun Yanal biraz, hani bence yani kötülemiyorum ama o da iyi bir arkadaş. Ha o da gelebilir. Ama milli takımın başına ben olsam Yılmaz Vural veya Aykut Hocamlar'a getiririm. Bak ben, bana sorarsan. Ben şimdi Yıldırım Demirören yerinde olacağım. İkisinden bir tanesini getiririm, milli takımın başına koyarım. Böyle yabancılar olacak iş değil. Lucescu ile olacak iş değil bu. Lucescu girmiş 70 yaşına. Yani bir adam biliyorsun 60 yaşından sonra akli şeyi bile zayıflar zihinsel olarak. Böyle adamları niye getiriyoruz biz? Ben onu anlamıyorum. Ama ben olsam ya Aykut Kocaman'a getiririm veyahut da Yılmaz Vural'a getiririm. Milli takımın başına bir tane Türk antrenör lazım. O zaman biz de milli takıma buradan başarılar... Evet, başarılar dileriz. Aynı zamanda Türk futboluna da başarılar diyelim. Evet, sevgili izleyenler, Söz Milletin programında bugün vatandaşlarımıza milli takımı sorduk. Fenerbahçe'yi sorduk, Galatasaray'ı ve Beşiktaş'ı konuştuk. Yani kısacası Türk futbolunu konuştuk. Ve aynı zamanda vatandaşlarımıza transferler nasıl olmalı sorusunu da yönelttik. Söz Milletin programında bugünlük bizden bu kadar. Hafta içi her gün 12.30'da ve 18.30'da bizleri izleyebilirsiniz. Aynı zamanda ekranda görmüş olduğunuz Söz Milletin de sorum etiketine sorularınızı sorabilirsiniz. Bu sorularınızı ben burada abime soracağım. Vatandaşlarımıza soracağız. Sizlere yönelteceğiz. Söz Milletin'de tam anlamında söz sizde, sevgiyle kalın.